Bu demin Bediüzzaman'la ilgili söylediklerim doğru ya. Yani ihtiyaç olmasa ben söylemem. Yani her gencin mutlaka Risale-i Nur'un bir bölümünü olsun okuması gerekir. Yani o insandaki fedakarlığı görmeleri lazım. Dürüstlüğü görmeleri lazım. Şimdi okuyorsun ama ya mektup, tamam mesela Hüsrev'den diyor bana mektup geldi diyor, şunu yedim, bunu içtik, anlatıyor. Ama orada çok yoğun bir dürüstlük var. Müthiş bir samimiyet var. Tek bir yerde yapmacıklık yok. Yani bu alışılmış bir şey değil. Adamlık dini şu bu falan mesela sureti katiyede yok. O yüzden çok hayati. İhlas, samimiyet tam anlamına vurgulanıyor. Yani halislik, hasbilik ve cesaret. İman samimiyeti. Ya o kadar eziyorlar, ızdırap veriyorlar. Bir ara diyor öfkelenmek geldi aklıma diyor Bediüzzaman. Ama sonra baktım ki diyor benim için diyor büyük bir manevi gıda diyor. Çok sevap almama sebep oluyor diyor. İhlasımı artırıyor, gayretimi artırıyor, şevkimi artırıyor. Ufkumu açıyor diyor. Ben onun için diyor dua ettim diyor o kişi için diyor. Ya sen -10 derece sen tahtanın içi barakaya sokan adama sen dua ediyorsan sen nasıl bir insansın ya? Maşallah. Ve o yaşlı halinden -10 derecede nasıl yaşıyorsun? O soku var diyor üstünde diyor. Çok şeker o cübbede mesela bütün kıyafetler hep yama. Kıyafetlerini göstertiyorlar. Yorganı yamalar içerisinde, kıyafetleri yama üstünde, her şeyinde yama var. Ya çektiği çileye bak, acıya bak yani. O devirde Adnan Menderes'i yalnız bıraktı. Ya konuşursun, bak, İçişleri Bakanı var ya, bu yaşlı başlı insan dersin ya, Müslüman insan. Kimseye bir zarı zoru da yok, siyasetle de uğraşmıyor. Bununla uğraşmayın dersin. Kalbe ihtar edildi. Mesela Bediüzzaman çok kullandığı bir kelime. Ya akıl almaz ezmişler. Ya. Çok kızdırıcı bir şey. Bu nasıl yaptılar böyle bir şey ya? Ben niye kimsenin sesi çıkmadı ya? Ben yeri göğü birbirine katardım orada olsa. Ya insan delirtir böyle bir şey ya. Bu nedir? Nasıl büyük bir zulüm ya?